YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf papatya tarifi vermek istiyorum. Bu şekilde papatyalar, örgü çiçekler nasıl yapılır? Videomda onu anlatacağım. Arkadaşlar, videomuza geçebiliriz. Siz de yapmak istiyorsanız gerekli malzemeler beyaz iplik, sarı iplik ve 2,5 numara tığ lazım. Bu şekilde sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka ile başladım. Böyle 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi tığımın üstüne aldım. Sihirli halkamın içine toplamda 12 tane trabzan öreceğim. İpimi tığımın üstüne alıyorum. 12 tane trabzan örüyorum. Şimdi 1, 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane trabzan ördüm bu şekilde. Şimdi trabzanımızı sihirli halkamızı şuradan tutarak kapatıyorum. Şu ilk başta 3 tane zincir çekmiştik. O kısımdan batarak şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi toplamda 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. İpimi tığımın üstüne alıyorum. Aynı deliğe bu şekilde uzun toplamda şu şekilde yaparak ipimi tekrardan tığımın üstüne alıyorum. Aynı deliğe batarak bu şekilde bir daha çıkarttım ipimi. Tekrardan tığımın üstüne aldım. 3 aynı deliğe 5 kere aynı işlemi yapıyoruz. 4 5 bu şekilde ipimi tığımın üstüne aldım. Yanındaki kutucuğa, yanındaki trabzan boşluk kısmı şuraya aynı şekilde 5 tane yine dolduruyorum. 2 3 4 5 5 tane doldurdum. İpimi alıp bu şekilde hepsini birlikte topluyorum. Şöyle ipimi alıp bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Hemen şu demin dolduğumuz yere aynı deliğe sık iğne ördüm. Yanındaki trabzana geçip bir tane sık iğne örüyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şimdi aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi ipimizi ne kadar uzun tutarsak o kadar çiçeğimiz puf puf olur. 1 2 3 4 5 ve hepsini birlikte topluyorum. Kapattım. Bu şekilde 2 tane yaprağımızı yapmış olduk. 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aynı deliğe tekrardan batıyorum. Hemen yanındaki
trabzana geçip, boşluk kısmına geçip bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yanındaki trabzanın boşluğuna geçtim. 1, 2, 3 oldu. 4 ve 5. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı deliğe sık iğne batıyorum. Şimdi 3 tane yaprağımı yaptım bu şekilde. Toplamda 6 tane yaprak olacak. Her 2 tane kutuya 5 tane birine, 5 tane birine aynı yere çıkartmadan dolayarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı deliğe battım. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Şu kısımda iç kısmımızı görüyorsunuz. Bayağı büyüdü. Bunu şöyle çekiştirerek evet bu şekilde çiçeğimiz oldu. Şimdi sarı kısmını yapalım. Sarı kısmımız için de yine aynı şekilde sihirli halkayla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İpimi tamın üstüne alıyorum. Aynı sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11 tane doldurdum ve hepsini aynı şekilde topladım. Şimdi burada sihirli halkamı kapatıyorum. Buradan da kestim. Sarı kısmımız bu kadar bu şekilde. Şimdi şöyle ben şöyle çıkartıyorum. Hemen tam karşı kısmından da diğer karşılığını çıkartıyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Puf çiçeğimiz bu şekilde hazır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak beğenip yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.